Herkese merhaba, Mehmet Ceyhan ben. Uzun oldu değil mi? Bu sefer bayağı uzun oldu. Ama güzel bir şey yaptık. Arada Büyük Usta Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısına bir düzenleme yapmıştım. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte ona çok güzel bir video klip yaptık. Sizler de çok beğendiniz, çok paylaştınız, çok çok yorumlar geldi, çok çok da olumlu yorumlar geldi. Bir mutlu oldum, bir mutlu oldum anlatamam. Böyle devam edelim lütfen. Efendim? Ne? Normalleştik mi? Ha yani o zaman tamam. Normalleşmek böyle oluyor değil mi? Normal olalım. Peki bu videoda ne yapacağız? Önceki videomuzda enstrümanları ve çalınış şekillerini incelemiştik. Ondan sonraki videomuzda salsa müziğindeki bölümleri, yani neydi bunlar? Tema, principal, coro, montuno ve mambo bölümleri. Bu videoda ise daha çok duyum üzerinde çalışmak istiyorum. Ne demek duyum? Müzikte birinci sayı, beşinci sayı nerededir? Ritmi kaçırmamak için ya da doğru başlamak için hangi enstrümanları takip etmeliyim? Tema, coro, montuno, mambo tamam ama ben dansa başlarken doğru ritmi bulamıyorum. Ya da doğru ritimle başladım ama bir anda bir baktım ki farklı bir ritimle dans ediyorum. İşte bütün bu soruların cevabı bu videoda. Fakat önce kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim tuşuna da dokunmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Dans ederken doğru ritmi yakalayabilmek için ve doğru ritimle dans edebilmek için birkaç tane enstrümanı çok iyi anlamamız gerekiyor. Örnek, bas, konga ve piyano. Her zaman genelde en zoruyla başlıyorum. Şimdi kongaya bir bakalım. Önceki videolardan hatırlarsınız çalınış şekillerini. Lütfen dikkat. Bakın başladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle yapalım. Aralarda birer sekizlik boşluk bırakacağım. Sesi daha iyi algılayabilmemiz için lütfen dikkat. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son boşluk. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikkat edin. 4 ve 8'de. 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Tek konga çalınış şekli. Yani tema principal bölümünde çalınış şekliydi bu. Şimdi hemen piyano ile bir devam edelim. Asıl can alıcı nokta aslında burası. Normalde piyano bizim kutup yıldızımızdır. Onu takip edersek o bizi doğru yere götürür. Şimdi şu çok basit bir çalınış şekli. Lütfen dikkat. Başladı. Bitti. Başladı. Bitti. Son. Şimdi dilerseniz önceki gibi yapalım. Aralarda boşluklar bırakarak devam edelim. Lütfen dikkat. Hazır bakın. Son 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Başlıyor. Başladı. 1, 2, 3, 4, şimdi arka arkaya dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada bu kültürde bir kelime birkaç anlama gelebiliyor. Mesela montuno, piyanonun çalınış şekline de montuno diyorlar. Montuno'yu şarkıdaki montuno bölümüyle karıştırmayalım. Mesela bir de son montuno var. O da bir müzik tipi. Buradaki piyano montunosu
Başka bir şey yani. Başka bir montunu. Şimdi dolayısıyla o zaman şöyle düşünebiliriz. Piyanonun çaldığı bu ritmik paternin başladığı nokta %98 hep birinci sayıdır. Yani bir ölçüdür. Hep bir sekizlik, bir sekizlik sayarız ya. Bir de başlar ve sekizinci sayıda burada biter. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bunlar çok basit çalınış şekilleri. Örneğin bazen piyanonun başladığı yer diye girdiğimizde yanlış yapmış olabiliriz. Mesela şu kafanızı karıştırmasın. Dikkat edin. Dikkat. Son, ki, üç, dört. Aynı şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir boşluk daha. Hazır. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne oluyor böyle? Tamam, böyle başlayabilir ama devamında o 8'liğin sonundaki hani bir konga vuruşu vardı ya, dum dum, oraya denk geliyor. Bakın şuradan göstereyim, lütfen dikkat. 5, 6, 7. Şimdi şurada uzun uzun bakalım. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
kulağınız iyiyse normalde bas her zaman çok daha takip edilesi bir enstrümandır. Şimdi buradaki çalınış şeklimiz de genelde şöyle gider. Lütfen dikkat. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. Bak biraz aksak gidiyor. Arsenio Rodriguez. Çok teşekkürler. Geleceğiz ona da. Two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. Son 6, 7, 8. O zaman şimdi piyano ve basla birlikte bakalım. Hatta şuradan başlayalım. 5, 6, 7, dikkat. Başladık. Bitti. Başladı. Süper. Şimdi bir de konga ile birleştirip bakalım aynı şekilde. Aralara yine boşluk koyalım şuradan. 5, 6, 7 başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 başladı. 5, 6, 7 bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son kez. 1, 5, 6, 7, 8 yine kafamı sallamaya başladım böyle. 5, 6, 7 son. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1. Şimdi başka çalınış şekilleri de vardır. Her zaman böyle dandarandın dandarandın diye gitmez. Başka çalınış şekillerine bir bakalım lütfen dikkat. Bunları özellikle anlatabilmek için kendim hazırladım yine. Normalde belki bir müziğin içerisinde bu kadar net duyulmayabiliyor. Ona daha sonra geleceğim. Şuna bir bakalım. Dikkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And bu da bir başka çalınış stili. Dikkat. 1, 2, 3. Dikkat edin bakın. Hep yine başlangıç noktası birinci sayı. Şimdi bu aynı akor diyeyim. Akor üzerinden devam eden bir ritmik yapıydı. Şimdi burada değişen akorlar da var. Ona da bir göz atalım. İki farklı akorda bir çalınış şekli kaydettim.
Dikkat ediniz. Six, five, six. Başlıyoruz tekrar. Başka bir çalış şekli. Yani çalınış şekli ne olursa olsun sonuç olarak Montuno'da %98 başladığı yer hep birinci sayıya denk geliyor. Bu en önemli noktadır sevgili arkadaşlarım. O yüzden piyanoyu takip ederseniz mümkün olduğunca tabii o sizi yanıltmayacaktır. Gayet güzel. Şimdi farklı farklı akorlarda yine farklı çalınış şekillerine bir bakalım. Mesela burada ne yapmışız? 4 ayrı akor var. Yani değişik sesler diye nitelendirelim bunu. Müzikle hiç alakası olmayan arkadaşlarımız için. Lütfen dikkat. 5, 6, 7. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And başladı. 5, 6, 7 bitti. Ve yani böyle aşağıya doğru iniyoruz. Aynı sistemde farklı bir çalınış şekli bu da. Anlaştık mı? Yani melodinin Montuno'nun başladığı yer genellikle hep birinci sayıya denk geliyor. Dans ederken o zaman ne yapacağız? Mümkün olduğunca piyanonun başladığı yere dikkat etmeye çalışacağız. Piyanonun başladığı yere dikkat ediyorum. Doğru ritimde başlıyorum ama bir bakıyorum birden ben başka bir ritimle dans etmeye başlamışım. Şimdi bazen müzik içerisinde sus notası dediğimiz bir nota vardır. Onu kullanırız. Yani işte hep 8'lik olarak gitmez. Biz dans dilinde buna baktığımız zaman 8 sayıyoruz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8. Ama müzik dilinde bu hep 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 diye gidiyor. Yani bazen bir değişim yapılacağında sadece bir dörtlük çalınıp sonra tekrar baştan alınabiliyor. Ne demek istiyorum? Şuna bir bakalım, dikkat edin. Yine başa dönüyorum. En basit bir çalınış şekli. Ne yaparsak yapalım, dünyanın en iyi dansçısı olsak da şu anda 5. sayıya düştük. 5. sayı. Şöyle sayarak bir yapalım. Dikkat edin. Şuradan alayım. 1 2 Şimdi bir bar, bu tip durumlarda o zaman ne yapıyoruz? O bir bar dediğimiz bir dörtlüğe bir bar diyoruz. O bir barda ki boşluğu harcayıp Montuno'nun başladığı yerden tekrar dans etmeye devam ediyoruz. Müziğin değiştiğini fark ettiğinizde siz de mutlaka değiştirmelisiniz ritminizi. Özellikle yarışmacı arkadaşlarım için bu çok 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 önemli bir durum. Bazen yarışmalarda özellikle o kadar büyük salonlarda çalınıyor ki ses de çok fazla yankılanıyor büyük olduğu için spor salonlarında özellikle. O yüzden bile buradaki o bir barlık durumu ya da müziğin değiştiği bölümleri eklediğimizde her şey birbirine girebiliyor maalesef. Özellikle bu bachata müziklerinde daha çok yaygındır. Yani o bir barlık bölümlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki o zaman neymiş? Piyano Montuno'sunun başladığı yer %98 birinci vuruşa denk geliyormuş. Peki neden %98? %2'lik pay da o farklı çalınış şekillerinde izah ettiğim gibi 8. sayıda başlayıp gerçek aksanını 1. sayıda yaptığı çalınış şekli ve bir de atak yapıldığında veya müziği değiştirmek için çalınan bir barlık çalınış şekilleri içindi. Bir videonun daha sonuna geldik. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz, hatta paylaşmak istediğiniz bir şey varsa
aşağıya yorum olarak eklerseniz çok sevinirim. Hatta bir de beğenip, paylaşıp daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız değmeyin keyfime. Ek olarak bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Bundan sonra burada yaptığımız konularla, işlediğimiz konularla ilgili Instagram hesabımdan hafta arası bir akşam bir canlı yayın yapalım. Hem bunların üzerinden geçelim, hem sohbet edelim. Hem de belki arada bir iki parça çalıp keyif yaparız düşüncesindeyim. Onunla ilgili düşüncelerinizi de eklerseniz çok 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 mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve müzikle.